HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in cezaevindeyken başlattığı açlık grevi bugün 100. gününe girdi. 2 gün önce rahatsızlanmıştı, hastaneye kaldırıldı ancak tedaviyi kabul etmediği için yeniden evine getirilmişti. HDP'nin bölgede seçilen milletvekilleri de seçildikleri illerden Güven'e bugün destek vermek için Diyarbakır'a geldiler ve polis engeliyle karşılaştılar. Şu anda Güven'in evinin bulunduğu Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar bölgesine, mahallesine geldiler. Ancak şu anda polis onların Güven'in evine gitmesine izin vermiyor. Konuşan bir Öcalan çözümün ve barışın yolunu açan bir Öcalan'dır. Susturulan bir Öcalan derinleşen bir çözümsüzlüktür. Savaş, eşitsizlik ve yükselen faşizmdir. Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması demek, ülkede çözümün ve barışın tekrar gündemleşmesi demektir. Tehdit uygulamasının bitirilmesi, dolayısıyla demokratik bir çözümün önünün açılması için Leyla Güven yoldaşımızın başlattığı açlık grevi dalga dalga yayılarak onlarca cezaevinde, Tevler, Galler ve Strasbourg'da yüzlerce açlık grevi direnişçisi yoldaşımızın katılımıyla devam etmektedir. Bizlere bugün düşen en büyük görev ise tecridin kırılması için yaşamın her alanının bir mücadele alanına dönüştürmek ve açlık grevlerini en üst düzeyde sahiplenmek olmalıdır. Bu karanlık tablo ve bu ağır faşizm koşulları ancak bizlerin örgütlü mücadelesiyle parçalanacaktır. Tarih bizlere göstermiştir ki kendi ülkesini faşizm koşullarında yönetip dış politikasını çatışma ve savaşa endeklenmiş bir hiçbir iktidarın ömrü uzun değildir. Ardından daha büyük yıkımları bırakmaması için yaşamın her alanının demokratik bir direniş mevzisine dönüştürmek en büyük tarihsel görevlerimizden biridir. Ülkeyi boydan boya bir cehenneme çeviren AKP-MHP iktidar bloğunun geriletmesi için tarihsel bir eşik olan yerel seçim çalışmaları açlık grevleri etkinlikleriyle belli bir eş günüm içinde ilerleyecektir. Unutulmamalıdır ki tecrit kırılmadan bu ülkenin nefes alması mümkün değildir. Kazananlar kendi bekaları için ülkeyi çatışmaya, yoksulluğa ve eşitsizliğe mahkum edenler değil, demokrasi...